Esnaf sanatkarlar verecek olan harama bakmaz. Para alır karşılığında bir şey verir. Çalmaması lazım. Haram yeme. Haram yerse, haram evlat yetiştirirsin. Ya daha ya fuhuşa sevk edersin. Haram içme. İçtiğin su kanına helal gitsin. Doğru ol, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Yalan söylemedikten sonra hayata hiçbir kötülük yapmazsın. Büyüklerinden önce söze başlama. Sonucunu bekle, elini al. Peki ahilik haftası neden bu kadar önemli ve neden bu programı sürekli yapmak istiyoruz? Çünkü ahilik aslında bir özlemi ifade ediyor. Ulaşılması gereken bir yeri ifade ediyor aslında ahilik. Çünkü ahilik kardeşliktir. Ahilik cömertliktir. Ahilik paylaşmaktır. Ahilik iyi ahlaka sahip olmaktır. Bunu ecdatlarımız çok güzel bir sistem kurarak başarmış aslında. Ta Selçuklulardan bu yana, aslında çok daha öncesi var ama Selçuklulardan bu yana ve Osmanlı'da asıl manasını bulan bir şekilde uygulanmış bir kavram ve kurumdur, kuruluştur ahilik. Ahilik aslında günümüzde hepimizde olması gereken bir kavramdır. Ticari ahlakı düzenleyen bir kavramdır. Nedir bu ticari ahlak? Bu ticari ahlak esnafımızın, sanatkarımızın, zanaatkarımızın birbirine olan saygısını, birbirine olan sevgisini, birbiriyle olan ilişkilerinin en iyi olmasını ifade eder. Ama maalesef günümüzde bu bizim için bir ideal yani ideal olmanın ötesine varamıyor. Aslında bu bizim genlerimizde var. Bu bizim kanımızda var. Bu kardeşlik, bu birliktelik ruhu, bu yardımlaşma ruhu, bu cömertlik ruhu aslında bizde var. Fakat maalesef bizler yozlaşmaya başladık. Kendi menfaatimiz için başkalarını çok rahat harcayabiliyoruz. Kendi kazancımız için başkasının kaybetmesine çok rahat göz yumabiliyoruz. İşte tarihte her zaman anlatılır. Benim esnafım, benim komşum, komşu esnafım siftah yapmadı. Git ondan öncelikle ticaretini yap diyebilecek kadar diğergamlık gösteren atalarımızdan maalesef bu hale geldi. Birbirini sever, sayardır. Ahilik mutluluk demekti dostum. Yoksullar, garipler çok korunurdu. Toplum zalimlerden tüm arınırdı. Halkta huzur, düzen hep aranırdı. Ahilik disiplin demekti dostum. Allah razı olsun. Selamun aleyküm esnaf kardeşim. Aleyküm selam. Ahiler şehrimiz sizi öğren toplantı demektir. Orada olacağım inşallah. Hadi Allah kolaylık versin. Sağ olun. Bu bir kilo bulgur. Bu da bir kilo şeker. İstersen ben sana mercimek ile bulguru vereyim. Yan komşun ders istihdamet demiş. Şeker ile çay ondan alırsan sevinirim. Tamam. Allah razı olsun. Sağ olun. Hep işlerinizi gülseninizi bırakıp buraya kadar teşrif etmenizin en türü sizlere teşekkürim. Ona vereceğiz. Şöyle kullanalım lütfen. Gördüğü için kendisine teşekkür ediyorum.